Günaydın anneciğim. Biliyor musun, seni çok özledim. Ama sen hiç üzülme, tamam mı? Bak, burada yanındasın. Beraberiz. Elif'im, uyandın mı sen? Hı. Hadi kalk bakalım. Elini yüzünü güzelce yıka. Kahvaltımızı yapalım. Aa, yumurta mı yaptın? Evet. Hem de rafadan. Seni sevdiğin gibi. Annem de bana hep böyle yapardı. Ayşe teyze. Söyle yavrum. Annem beni almaya ne zaman gelecek? Annen seni yanına almak için çok çalışıyor, biliyor musun? Çok az kaldı Elif'im. Hatta sonra okula bile gideceksin. Gerçekten mi? Gerçekten ya. Ben de büyük ablam oldum yani. Okula gideceğim ya. Bakalım. Daha tam abla olmamışsın. Ama kahvaltını yaparsan olabilirsin. Bu Ayşe, zarfı alıp direkt o kadının evine koştuğuna göre... Vallahi telaşı her halinden belliydi Melih Bey. Ayşe'nin bu kadınla nasıl bir bağlantısı olabilir ki? Kızı falan olmasın? Bilmiyorum. Olabilir. Ama çiftliktekilerden bir şey sakladığı kesin. Fotoğrafları Kenan Bey'in bile görmesini engelledi. Sen şu Ayşe'yi bir araştır bakalım. Kim kimsesi var mı? Ne kadardır çiftlikte çalışıyor? Bir öğren. Tamam Melih Bey. Hatta odasına bile gir. Etrafı kurcala. İlla ki işimize yarayan bir şeyler çıkar. Olur efendim. Al bakalım. Hadi sen şimdi güzel güzel kahvaltını yap, tamam mı? Tamam. Anneciğim, ben gerçekten okula mı gideceğim? Bak, büyüyeyim diye kahvaltımı da yapıyorum. Sen hiç merak etme, tamam mı? Çocuğunuzun velayetini alabilmeniz için size birkaç sorum olacak. Tabii, buyurun. Ne işle meşgulsünüz? Ben bir kafede bulaşıkçı olarak çalışıyorum. Ne kadar maaş alıyorsunuz? Asgari ücret alıyorum ben.
Sigortanız var mı? Var. Peki Veysel Bey ne işle meşgul? Bir oto yıkama dükkanları var. Kendi işleri mi? Ya ben biriyle ortak olarak biliyorum ama. Anladım. Melek Hanım, mahkeme çocuğunuzun velayetini kime verileceği hususunda bilirkişi raporuna bakacak. Bunun için yaşam koşullarınız, sağlık durumunuz, gelir düzeyiniz gibi çocuğunuza iyi bir yaşam sağlayıp sağlayamayacağınızı gösteren kriterlere bakacak. Verdiğiniz bilgilere bakılırsa işimizin kolay olmadığını söylemek zorundayım. Ama nasıl olur? Ben Elif'in öz annesiyim. O üvey babası. Üvey babası mı? Melek Hanım, bu çok önemli bir bilgi. Neden daha önceden söylemediniz? Ben bu konuda biraz hassasım da. Peki evlendiğinizde çocuğunuz kaç yaşındaydı? Yok, daha doğmamıştı. Ben hamileyken evlendik. O zaman Veysel Bey'in öz babası olmadığını kanıtlamak zorundayız. Bu süreçte sıkıntılar yaşayabiliriz. Nasıl yani? Eşiniz sizi zor durumda bırakmak isterse uğraştırabilir. Çocuğun babası olduğunu söyleyebilir. Bu da aylarca sürebilecek testler demek. Acıdı mı? Ah be oğlum, şu haline bak. Anne, tamam, bir şeyim yok. Sen niye muhatap oldun ki o adamlarla? Ablan haklı. Ne lüzum vardı? Ya tamam, abartmayın. Basit bir trafik kavgasıydı işte. Geçti gitti. İyi misin gerçekten? Of, vallahi burada kaldığıma pişman oldum. Keşke okula gitseydim. Aa, bu halde. Hayatta izin vermem. Okul mokul yok bugün. Bunu yapanların Allah cezasını versin. Keşke bir hastaneye gitseydik oğlum. Acaba arasam mı, mesaj mı atsam? Selim Bey, size papatya çayı yapayım mı? Hem ağrınıza da çok iyi gelir. Gerek yok. İyi düşündün Gonca. İçine de nane koy, o da iyi gelir. Anne, istemiyorum. Kim? Oğlum, burada konuşsana. Anne, tamam. Özeldir belki. Nasıl oldun? İyiyim, sağ ol. Ben bugün okula uğradım da seni göremeyince merak ettim. Ama rahatsız ettiysem? Gitmedim bugün okula. İyi yapmışsın. Dinlen tabii. Tamam. Oldu o zaman. Tekrar geçmiş olsun. Zeynep. Efendim. Beni düşünüp aradığın için teşekkür ederim. Önemli değil. Kimdi? Pelin miydi? Yok, değil.
Okuldan başka bir arkadaşım. Öyle köşelere çekilince özel biri sandım. Özel biri? Oturuyorum. Sen niye geldin? Sen otur, otur. Ben iyilik yapmaya gidiyorum. İyilik mi? Evet. Hatta ben bugün yıldızımı kapar, üstüne ödülümü bile alırım. İyi oturmalar sana. Dur Tuğçe. Dur. Ne yapacaksın? Of, oyalama beni. Şey, ne iyiliği yapacaksın ki? Atlara saman vereceğim, tamam mı? Bu muydu? Daha önce vermiştin zaten. Sayılmaz ki. Hiç de bir kere sayılır. Hem atların yemekleri önlerinde duruyor. Onları isteyince yerler. Belki yiyilmezler. Ben onları yemliklerinden vereceğim. Ben de geleceğim. Bekle Tuğçe. Tuğçe bekle. Ben de geleceğim Tuğçe. Tuğçe bekle. İpek abla. Yavaş yavaş. Hala, atlara saman vermek iyilik midir? Tuğçe'cim tabii ki atlara bakmak iyi bir şey. Niye kötülük olsun ki? Bak gördün mü? Ama ben... Şşt susun bakayım. Görmüyor musun Tuğçe, amcan dinleniyor. Daha iyi misin amca? Bilmem. Belki öpersen daha iyi olabilirim. Ama bu yanağım boş kaldı. Şimdi daha iyi. Tamam yeter. Amcam dinleniyor. Aa, hasta çocuğun başında gürültü patırdı. Olmaz ki böyle. İpek, kızım al götür şunları, dolaştır biraz. Aman da aman. Biricik oğlun rahat etsin de. Bak şimdi. Kızım benim de kafam kaldırmıyor artık. Tamam kızlar. Hadi gelin bakalım biz saraya gidelim. Getir Ayşe, getir. Hadi bakalım. Kadın.
Ne var yine, ne istiyorsun? Konuşalım mı biraz? Çalışıyorum, görmüyor musun? Fazla uzun sürmez. İyi peki, söyle ne söyleyeceksen çabuk. Bu sabah yine yarım saat bekledim evinin önünde. Çıkmayınca kapıcıya sordum, burada öyle biri oturmuyor dedi. Bana yalan söyledin diye sana kızmıyorum Zeynep. Tamam, anlıyorum. Benden çekiniyorsun, daha alışamadın, değil mi? Aslında... Bir saniye, bitirmedim. Sen bana böyle uzak durdukça Zeynep, ben de sana kendimi anlatamam, değil mi? Çok yakında evleniyoruz. Yavaş yavaş ısınalım artık birbirimize. Sen de bir adım at, bir çaba göster, değil mi? Yoksa bu güvensizlikle... Bak ben niye geldim buraya? Vaktini almaya, seni işinden alıkoymaya gelmedim. Konuştuğumuz ay vardı ya. Tuttum ben onu. Tuttun mu? Söyledim sana gel beraber bakalım diye. Gelmeyince de ne yapayım? İmzaladım kontratı. Al. Bu senin. Ne yapacağım ki ben bunu? Evin yedek anahtarı. Bir tanesi de sende dursun, değil mi? Yalnız ev yıkılıyor Zeynep. İçine girince oh dünya varmış diyeceksin. Al hadi. Hadi ben kaçtım. Sen çalış. Konuşuruz sonra. Siparişler hazır beyim. Hemen çıkartalım mı? Beyim, bir sorun mu var? Durduralım Hasan Efendi. Anlayamadım. Siparişi iptal ettiler. Teslimat olmayacak. Yine mi? Ama beyim nasıl olur? İptal edildi. Güzel. Teşekkür ederim. Ne demek Melih Bey? Merak etmeyin. Zararınız karşılanacak. Yavaş yavaş çökeceksin Kenan. Bu daha başlangıç. Bulabildin mi şeyler? Ayşe Hanım'ın odasına girdim. Sadece bunu bulabildim. Demek daha önce çiftlikte çalışmış. Öyle görünüyor. Güzel. Bu kadının izinden önemli sonuçlar çıkacak Sadık. Eminim. Sen şimdi bu kadın kimin nesi? Burada ne zaman yaşamış? Hemen araştır. Ayşe'nin kızı bile olabilir gerçekten. İyice bir öğrenelim şu işin doğrusunu. Tamam Melih Bey. Avukat hiç açıcı konuşmadı işte. Ya işte maddi durumlarla ilgili falan bir şeyler sordu. Bir de şey dedi. Ya baban isterse velayet konusunda sıkıntı çıkarabilirmiş. İnanabiliyor musun Zeynep? Nasıl yani ya? Yani mahkemede öz babası olmadığını kanıtlamamız lazımmış. Tamam kanıtlarız. Ben şahitlik yaparım. Ya
Ya mahkemede öz babası kim diye sorarlarsa bana? Ne diyeceğiz? Ya her şey ortaya çıkarsa? Belki babam velayet konusunda zorluk çıkarmaz. Ondan her şeyi beklerim Zeynep. Baksana. Daha avukata boşanmak istediğini bile söylememiş. Daha avukata boşanmak istediğini söylememiş mi? Söylememiş. Vermem. Ölürüm de evladımı vermem ben onlara. Selam. Merhaba. Bir şey mi oldu? Canın sıkkın gibi. Yok bir şey ya. Önemli değil. Baba! Baba! Efendim kızım, ne oldu? Biz Aram'la birlikte oraya gidip atları seveceğiz. Sen de gelsene bizimle. İşim var kızım. Siz gidin. Ya lütfen, lütfen, lütfen. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Gelseydin abi. Kızlar çok heveslendiler. İsterdim İpek'cim ama görüyorsun işlerim var. İsterseniz ben gelebilirim. Aa, harika olur. E hadi gidelim o zaman. Görüşürüz Kenan. Kızlar. Halanızı ve Melih amcanızı üzmeyin. Ve yormayın, tamam mı? Tamam Kenan amca. Çok acıyor mu müdür? Çok fena abi. Daha ne kadar kalacak bu? Vallahi bilmiyorum ki abi. Kaynaması lazım. Hani daha birkaç hafta daha böyleyim herhalde. Ya Erkut'cum. Bizim oğlan pek bir çıt kırıldımdır. Öyle zora sertliğe falan pek gelemez. Ya baba. Bu şartlarda iyi bile dayanıyorum ha. Senin dediğin lafa bak. Ne varmış lan şartlarında? Hergele. Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Daha ne istiyorsun? Ya baba. Bir evimiz bile yok. Ya resmen haftalardır şu dükkana tıkıldık kaldık anasını satayım. Ya ev dediniz de ben aslında ne diyecektim size? Ev tuttum. Vallahi mı diyorsun? Nerede? Kaç paraya? Dur göstereyim. Gelsene baba. Bak, şurası salonu. Bu banyo. Şu mutfak. Şu bir oda. Şu bir oda. Şurada da büyük bir balkon var. Oo. Nasıl? Vallahi şahaneymiş ha. Nasıl baba? Beğendin mi? İyi ha, iyi. Güzel, güzel. Güle güle oturun. Sağ ol. Erkut'um ya. Bu kira mı, satın mı aldın? Kira baba. Keşke seni şu memleketteki tarlalardan birini satıp filan böyle bir ev alsaydın ha. Yok yani seneye daha pahalanacak o manada. Ya Erkut'um, yeni evliyken kira ödemek dert. Ya zaten düğün masrafları için bir tarla sattım memlekette biliyorsun baba. Şu biraz işleri filan bir netleşsin ha. Sonra düşünürüz bir şeyler. İyi. Olur. Aynen. Bak. Nasıl? Yemeklerin salçasını azalt biraz. Arzu Hanım ekşi oluyor diyor. Yani hasta yemeği gibi mi olsun? Bu Arzu Hanım da bir garip canım. Huzur olmayınca neye çatacağını şaşırıyoruz Ar. Kahya Hanım, sen dün bana kızdın ama bunun
Kesin Kenan Bey'lerin arası bozuk, ben sana diyeyim. Yok öyle bir şey. Nereden çıkarıyorsun bunları? Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayayım Kahya Hanım? Ne biliyorsun ki? Kenan Bey sabah erkenden çıktı. İşi vardır Kiraz. Yok yok, var bir derdi belli. Adam ya sabah erkenden çıkıyor ya da kokuman kuşu gibi odasında böyle düşünüp duruyor. Bir sıkıntısı var. O Arzu Hanım desen, o da bir garip. Aklı beş karış havada. Bak saat kaç oldu, hala yüzünü bile göremedik. O çocuğu da saldılar öyle. Bir orada, bir burada. Bak, sen Elif'in anası olsan ancak bu kadar ilgilenirsin. Sahi Kahya Hanım, senin çoluğun çocuğun bir kısmın akraba falan da mı yok? Hadi işine bak Kiraz. Yemek taşıyacak şimdi. Anam. Ne tatlılar. Evet, mutlu görünüyorlar. Umarım öyledirler. Tuğçe senin gibi bir halası olduğu için gerçekten çok şanslı. Öyle mi? Bir de Tuğçe'ye sormak lazım. Bence o da aynı şeyleri söyleyecektir. Bir an ne kadar iyisin. Onu çok sevdiğin gerçekten çok belli. Tabii ki çok seviyorum. Çocuklar gerçekten çok harika. Ama anne olmakla hala olmak aynı şey değil. Anne olmak, aile olmak çok başka bir sorumluluk. Haklısın. Aile olabilmek belki zor. Ama bu o kadar da müthiş bir şey. Bu dünyada güvenle sırtını dayayabileceğin tek şey ailedir. Oğlum, daha iyi misin? Anneciğim, iyiydim zaten. Karnın acıktı mı? Sana şöyle güzel bir mercimek çorbası yaptırayım mı? Sağ ol ama acıkmadım daha. Sen rahat mısın böyle? Rahatım, rahatım. Bak, belin ters duruyor ama. Dur şunu düzeltelim. Tamam. Şunu da adam akıllı bir örtelim. Ne oldu oğlum? Ağrın mı var? İnat ettin, bir gitmedin doktora. Anne, gerçekten iyiyim. Uyumak istiyorum sadece. Tamam, tamam. Uyu bakalım. Ellemiyorum. Daha boşanmak istediğini de söylememişsin avukata. Ah baba, nasıl güveneceğim ben sana? Ne var? Kızım, o nasıl bir telefon açış ya? Ya insan hiç kardeşiyle böyle mi konuşur?
Bir haber yok mu? Murat, söyle ne söyleyeceksen. Doğru tabii ya. Sen şimdi yeni evinle ilgileniyorsundur. Yalnız var ya, evi gördüm, bayıldım ha. Ne diyorsun sen ya? Ne o ya? Sen beğenmedin mi yoksa? Yalnız var ya, Erkut abi en ince ayrıntısına kadar düşünmüş ha. Aman çok iyi yapmış. Şşt Zeynep, bana bak. Artık kardeşine de bir oda yaparsın değil mi? Yani koca ev. Murat, söyleyeceğim başka bir şey yoksa kapatıyorum ben. Dur dur ya, kapatma. Şurada canımız sıkıldı. 2 dakika muhabbet edemeyeceğiz mi? Muhabbet edecek zamanım yok benim. İşim gücüm var. Seninle uğraşamam. Yalnız var ya, şaka maka ben de kayınço oluyorum ha. Alo, alo. Cık, bak ya. Çalışanların kayıtlı dosyaları elbet burada duruyordur. Nerede olacak ki başka? Evet, işte bu. Bu kadının fotoğrafı yok burada. Düşünsene, yetiştirdiğin çocuklar sen hayata nasıl bakıyorsan bundan nasibini alıyor. Yani sen hayata ne kadar cesur ve sevgili durursan. Haklısın. Onlar da o kadar cesur ve sevgili oluyorlar. Ya da korkularımızı aşılıyoruz belki onlara. Evet. Çok büyük sorumluluklar. Belki. Ama bir o kadar da kutsal. Hala, hala bak, hiç korkmuyoruz. Ama sen 2 kere verdin. İpek abla sırayla verin demişti. Hayır. Kızlar, sırayla veriyorsunuz değil mi? Evet abla. Çocukları iyi idare ediyorsun. Çocukları idare etmek kolay da evliliği idare etmek zor galiba. Neden? Çocukken evliliği masallardaki gibi sanırdım. Böyle beyaz atlı bir prens gelecek. Onunla harika bir sarayda yaşayacağız diye hayal ederdim. Saray konusunda söz veremem. Ama beyaz at neden olmasın? İnsan çevresindekileri görünce haliyle korkuyor evlilikten. Çevresindekiler derken? Mesela abim. 2 evliliğinde de mutlu olamadı. Kenan, bu 2. evliliğim yani. Doğru. Sen bilmiyordun değil mi? Ya bir sevdiği kadından bahsetmiştin. O ilk eşi miydi? Evet. İlk evliliği çok kısa sürdü abimin. Ama onu çok sevmişti. Birlikteyken gözlerinin içi gülüyordu. Zor bir ayrılık mıydı?
Sadece abim için değil, hepimiz için öyle oldu. Ayrılınca çok değişti abim. Eskisi gibi değil artık. Çok güçlü gözüküyor ama bakma öyle durduğuna. Ayrılığın acısı yiyip bitirdi onu. İlk eşi kimdi? İpek. Aa, anne sen ne zaman geldin? Ailemizde bahsi geçmeyen konular ne zamandan beri konuşulmaya başlandı? Ben... Yanlış bir şey sordum sanırım. Melih Bey, bu uzun yıllar önce yaşanan ve çoktan kapanan hassas bir konu. İpek de bunu çok iyi biliyordu. Hele ki çocukların bulunduğu yerde sözü geçecek bir konu hiç değil. Haklısınız. Bilmiyordum. Bilmenize de gerek yok zaten. Anne. Sizden ricam bir daha bu konuyu özellikle Kenan'ın yanında kesinlikle açmamanız. Tabii. Affedersiniz. Elif, Tuğçe, hadi gidiyoruz. Annenin önünde seni zor duruma düşürdüm. Özür dilerim. Asıl ben özür dilerim annemin çıkışından dolayı. Hem zaten seninle alakalı bir durum değil ki. Annem ne zaman bu konu açılsa aynı tepkiyi gösteriyor. Ben ne diyorsam herkes tam tersini söylüyor. Babamla. Babanla eve gitmeyelim. Atlar daha doymadı ki. Babaanne, biz daha ilk yapacaktık. Babaanne, babaanne. Tamam ama babaanne, babaanne. Hem nedir bu iyilik yapma mevzu? Anlamış değilim. Babaanne, ne biliyor musun? Şimdi bizim yıldızlarımız var. Yıldız mı? Evet. Ne kadar iyilik yaparsak o kadar yıldızımız boyanıyor. Siz iyilik yapmak istiyorsanız bana yapın, bana. Yapalım. Ne yapalım? Bütün gün gürültü yapmayın yeter. Ne yapacaksanız odanızda sessizce yapın. Tamam mı? Kafam beynim kaldırmıyor bütün gün gürültünüzü. Tamam mı? Kabul mü? Kabul. Ben de kabul ediyorum. Tamam o zaman. Hadi bakalım. Çıktığımız bile çıkmayacak o zaman. Söz çıkaran kaybeder. Çörek otumuz bitmiş. Almak lazım. Sumak da az kalmıştı. Yarına mantı yapayım diyorum. Aldırsan iyi olur. Tamam. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Koca çiftliğin işi de bitmiyor değil mi Ayşem? Ya öyle. Peki biz yokken siz nasıl yetişiyordunuz işlere? Şerife vardı, Hüsnü Efendi vardı. El birliğiyle bir şekilde hallediyorduk. Daha önce hep bu kadar mıydınız? Yıllar içinde birçok insan geldi geçti tabii. Ama eskilerden görüştükleriniz vardır herhalde, değil mi? Yok. Aman Sadık, kaç yıl geçmiş üstünden. Hangi biriyle görüşsün kadın? Kimseyle görüşecek zaman da yok zaten Sadık Efendi. Ben bir Elif'e bakayım. Zaman nasıl geçti anlamadım. Artık dönsem iyi olacak. Doğru ya, zaman akıp geçmiş. Ben de sana eşlik edeyim eve kadar. Hiç yorulma. Olur mu canım? Ne demek? Gerçekten yürürüm. Peki. Görüşürüz. İpek.
Çocukların gözündeki pırıltını izlemek gerçekten çok keyifliydi. Yine konuştun. Sen de konuştun. Hayır. Evet. 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 Anneciğim, nerelerdeydiniz? Seslendim ama göremedim sizi. Haradaydım. Yürüyüşe mi çıktınız? Çocuklar haradaydı, onları getirdim. Aa, sahi nerede onlar? Hiç sesleri çıkmıyor. Merhaba. Hoş geldin. Sen de mi haradaydın? Evet, Melih'le biraz sohbet ettik. İpek, sen bir gelir misin kızım benimle biraz? Konuları açmak, aile sırlarımızı ortalığa dökmek de neyin nesi? Anne, sanki yoldan geçen birini anlatmışım gibi davranıyorsun. Kızım, ben abin üzülmesin diye uğraşıyorum. Hala mı anne? 6 yıldır abim üzülmesin diye uğraşıyorsun. Onları ayırdın. Yine olmadı mı? İpek, yeter. O kadının adı anılmayacak dediysen, bu herkes için geçerli. Melih'e abinin ilk evliliğini anlatmayacaksın. Hiç kimseye anlatmayacaksın. İlk evliliği mi? Demek bu Melih İpek'in ağzından laf almaya çalışıyor. Ne yapmaya çalışıyor bu Allah'ın cezası? Hala bıraktığım gibisin. Çalışmadan olmuyor. Ama biraz kendine de vakit ayırman lazım. Haklısın. Son günlerde ne zaman gelsem yüzün hep asık, canın sıkkın. Evet, öyle oldu biraz. Hadi gel seni yemeğe kaçırayım. Biraz laflarız. İkimize de iyi gelir. Bilmem ki. Ben yüzünü görünce anlamıştım zaten bir terslik olduğunu. Maddi zararın büyük mü? Üst üste gelmesine şaşırıyorum sadece.
Bu hafta 4 tane siparişimiz iptal oldu. Gerçekten can sıkıcı. Prestij kaybı yaşıyoruz. Hisselerimizin değeri de ister istemez düşüyor. Bak, sağlığın yerinde. Ve dünyalar güzeli bir kızın var. Sana her fırsatta destek olan, seni seven bir eşin var yanında. Neden öyle baktın? Kenan, iş dışında canını sıkan başka şeyler mi var? Heh, kiracı da geliyor işte. Senin ne işin var burada? Siz kimsiniz, ne oluyor? Hepimizin canını sıkan bir sürü şeyler yok mu? Burası öyle tabii. Şu geçen balıkçıda yemek yerken bahsettiğim mevzular. Arzu Hanım'la pek isteyerek evlenmedim demiştin. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şartlar öyle gerektirdi. Allah aşkına şu şartlar dediğin şey ne? İstemedim, bazı durumlarla karşı karşıya kalmıştım geçmişte. Ama artık düşünmüyorum. Düşünmediğine emin misin? Neden ki? Ne bileyim, sanki geçmişinde bir noktaya takılıp kalmışsın gibi. Ya ne demek evi satın aldık? Evet, evi biz satın aldık. Yarın da boşaltmamız gerekiyor. Nasıl yani? Ya ben size kaç kere ev sahibiyle görüşmek istiyorum demedim mi? Tamam be, ne bağırıyorsun? Al yeni ev sahipleri. Konuş, ne konuşacaksın? Her şey olmuş bitmiş. Ya bakın, biz bu eve yeni taşındık. Karşımıza çıkan insanlara güvendik. Nereden bilelim böyle olacağını? Biz ne yapalım kardeşim? Ya birazcık daha zaman verin. Ya bu soğukta, karda, kışta apar topar ne yapalım biz? Ben bilmem. Beni ilgilendirmez kardeşim. Ev benim, çıkın. Madem çok değerli eviniz, yarın değil bugün çıkıyoruz. Bana anlatmadığın eski bir kalp ağrım var. O yüzden böylesin. O gün de sormuştum. Konuşmak istememiştin. Evet, hatırlıyorum. İyi bir dinleyeceğimdir. Eski uzun hikayeler bunlar. Anlatması pek kolay değil. Başla bir yerinden. O kadar karışık mevzular ki. Şimdi sana Melek'i mi anlatacağım? Kim? Melek. Eski karım. Adı Melek mi?